Efendim iyi pazarlar bugün 10, 11 Ağustos pazar. ya Biz bunu hep tekrarlayacağız günü. İyi pazarlar 11 Ağustos pazar olsun. <laughs> sevgili izleyiciler, Lider Haber ekranlarına hoş geldiniz. Piyasa Gayrimenkul'de yine bu hafta e, birkaç konumuz var. Yine aynı konuklarımız sevgili program ortaklarım e, Hilmi Işıkören, e, Işıkören Akademi'nin e, kurucu ortaklarından hocam. Sevgili Volkan Özçelik. Gayrimenkul hukuku uzmanı, avukat, ee, aynı zamanda da bizim sektörümüzden ee, iyi ki sizlerle program yapıyorum. Gayet de neşeli geçiyor. Ee, her ikinize de teşekkür ediyorum. Sizin teşekkür teşekkür ederiz. programı <laughs> kapatırken teşekkür etme imkanı bulamıyorum. Teşekkür Arada sırada böyle yaparım yani. Ee, ama alışkanlık olmasın. Her zaman teşekkür ederim. <laughs> Efendim. Ee, bu hafta ilginç bir haberle e, karşılaştık. Bunu da sizlerle paylaşmak istedik. Miami'de e, birisi kendini sevgili Ali Sabancı'nın kuzeni olarak tanıtıp Türk Hava Yolları'ndaki e, pilot e, arkadaşlarımızın, bayağı bir kalabalık pilot grubuna e, konut satışı vaadinde bulunmuş. Kendini emlakçı diye tanıtmış. Evet. Bayağı, bayağı yüklü bir parada dolandırmış. Onlarla alakalı bir görselimiz var. Sevgili yönetmenimiz e, ekrana verirse e, Eren Bey <laughs> haberimizi ekrana verelim. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Hocam ne diyorsun? Uçan daire hem de. Yani. Uçan daire evet. Ya yani güzel bir başlık atmışsın. Ee, bu arkadaş kendini Sayın Ali Sabancı'nın e, kuzeni olarak tanıtmış. 82 pilota e, sözde ev satmış Miami'de. Ama e, çok ilginç taraf e, soy ismi Bayırlı'ymış. Bayırlı hakkında da Türkiye dolandırıcılık suçundan yakalama emri olduğu öğrenilmiş. Ee, inşallah darısı buradaki dolandırıcıların başına diyelim. yani. Burada ama da da Zaten çok edelim. klasik bir yöntem bu. Ee, hatırlarsınız çok yakın zamanda e, işte bazı futbolcular da dolandırılmıştı bir fonla alakalı olarak. E ee, Burada da bazı böyle... O da çok komikti canım. <laughs> yani, o, da o yüzden diyorum komik. yani orada bir isim faktörüyle beraber ona güven telkin ediyorlar. O güven telkiniyle beraber de dolandırıcılığa başlıyorlar. Ee, burada da bir gene bir e, tanınan birisinin ismini zikretmişler. O zikirle beraber de paralar toplanmış. Ee, çok normal artık. Çok normal karşılıyorum. Ama insanların da buna dikkat etmesi lazım ki çoğu da tahsilli pilotlarımız. Yani. yani o yüzden de herhalde pilotlar da o kadar yurt dışına gidip gelirken kendilerine de bakabilirler diye tahmin ediyorum bir konu kendine. Ya. Yani. Ama çok güzel bir tespitte bulundun. Yani çok güzel bir örnek verdin. Yani nice e, dolandırılan olsunlar. Evet, da oldu vallahi, tabii. Güzel bir örnek evet. 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 Çok yakandı mı? Evet. Hiç dolandırılan emlakçı duydun mu hocam? Duydum. Ney? Mesela? böyle ee, şöyle arsa konusunda dolandırılıyor. O da e, inanıyor, gidiyor müşterilerine aldırıyor. Sonra dolandırıldığını öğreniyor ve müşterilerine ben şimdi ne yapacağım. Ama diye. dolaylı yoldan kendisi de dolandırılmış evet, oluyor. Kendisini. Evet. Of, o daha kötü. Eyvah eyvah, evet. eyvah eyvah. Neyse geçelim. Yani ıı, sektörde bu dijital bir dönüşüm var. Evet hocam. E-devlet üzerinden zorunlu yetkilendirme başlıyor. Ama yani e yani ticaret bakanlığı yetkilileri bile e henüz daha bir olayın nasıl olduğunu e şeye hı hı. sektöre daha açıklayamadılar. Sektör e, temsilcileri de bu konuya çok fazla e, giremiyorlar. Çünkü onlar da e, verecekleri örneğin iki gün sonra değişeceğinin farkında e, 15 Eylül'de sanırım yürürlüğe girecek. Hı hı. E, nasıl olacak bu? Yani birden fazla emlakçıya yetki verecek, e, sözleşme verecek mi, vermeyecek mi? E-devlet ee, e üzerinden yetkilendirme yapıyorsa sözleşme vermemeli mi? Ee, ne gibi değişiklikler olacak şimdi sektörün ne ne bekliyor? Sevgili Alper İşler'le görüştüm ben bugün. Onun evet. bir e, YouTube kanalında evet, sürekli evet, bu konuları o, işliyor o, ya. O, bu Mustafa Özel da de geçen işlediler bunu. E ben de e, izledim o programı. Çok da güzel izah ettiler. Tabii çok umutlu konuştular. E, bu sektör için bir devrim dediler hatta. Şöyle tabii ben okuyunca bu konuyla ilgili çıkan şeyleri iki tane şeyi tespit ettim. Bir tanesi diyor ki bir vatandaş evini satmak ya da kiralamak için birini etkilendirebilir diyor. Bir diyor emlak uzmanını etkilendirebilir diyor yetki belgesi olan. Ve bunu da diyor web tapu üzerinden diyor verir diyor o yetkiyi diyor. Ancak orada birden fazla emlakçıya bu yetkiyi verebilir ibaresi var. E, ardından da bu yetki süresinin asgari 3 ay olduğu yazıyor. Fakat müşteri isterse bu süreyi uzatabiliyor. Ve bir tespit ettiğim bir başka konu da istediği zaman müşteri yetkiyi kaldırabiliyor. Şimdi tabii bunlar bunları doğru anlamak lazım. Çünkü bunlar yanlış kullanılırsa çok büyük sıkıntılara sebebiyet verir. Mesela ben emlak uzmanıyım. Beni yetki ver, yetki verdi oradan bana. E tamam o zaman ben sözleşme yapmayayım anlamına gelmez bu. Ayrıca sözleşmede yapılması gerekiyor. Birden fazla e, emlak danışmanıyla yetkilendirme konusunda özgürlükler açısından herhalde düşünüldü. Ancak burada tabii atlanan bir şey var. Bunun düzeltilmesi lazım ki Alperler de öyle söylediler. Bu konu konuşuluyor dediler. Tek bir emlak danışmanına verilmesi konusu. Çünkü birden fazlaya verdiğiniz takdirde Hangisi yeterince ilgilenecek evinizde e, Birinin sahip çıkması lazım çünkü ve ciddi bir e, pazarlama yapılıyor. Yani bir buradan vatandaşlara da seslenmek istiyorum. Bir eviniz varsa ve bunu kiraya ya da satmak için bir emlakçı seçecekseniz artık bu şeyle beraber seçme konusu gündeme geliyor. Yani bizim hep söylediğimiz e, emlak profesyonelleri vatandaşlar tarafından işe alınacak. İşe alınırken de o vatandaşın hangi emlakçıya işi vereceğini seçmesi gerekecek. Burada da kriterlerden bir tanesi satmak istediğiniz mülkünüzün bölgesinde olan bir emlak danışmanını seçmeniz. Çünkü bölge hakimiyeti olması lazım o danışman. İkincisi alan uzmanlığının olup olmadığına bakmanız lazım bizim mülkünüzle ilgili. Ve bir üçüncüsü de mülkünüze... Mülkünüzle işe alacağınız o emlakçının size ne taahhütler vereceği, hangi pazarlama adımlarını yapacağını. Çünkü bu konularda hep eğitimler de verdiğimiz için çıkartıyoruz rakamları. Bir mülk için eğer bir e, lüks bir mülkse aşağı yukarı e, bin dolar civarında aylık bir e, şey çıkıyor, pazarlama gideri çıkıyor. Yani 3 aylığına... Bir evi siz pazarlamasını taahhüt ederek aldığınızda bir emlak uzmanı olarak 3 bin dolar ben buraya satamadığım takdirde para harcayacağım anlamına geliyor bu. Dünyada böyle bir iş yok. Bilmiyorum var mı? Yani hiç para kazanmadan para harcayıp satıldığı zaman para kazanabileceğiniz bir iş. O yüzden ben hep şeyi diyorum zaten. Hani bir vatandaşın emlak danışmanıyla çalışması gerekliliğini savunuyorum. Çünkü sizin için risk alan biri var. Ee, İş, sizin evinizi satmaya inanmış, e, onun için de taahhütlerde bulunmuş size, o kişiye tabii ki verin evinizi, siz ne uğraşacaksınız? O bu kadar inanmışlıkla, bu kadar para harcamayla orayı satar. Şimdi buraya da geri dönersek, bunlar eğer düzeltilirse güzel bir şey bu çıkan şey. E, çünkü birkaç tane emlakçıya verilmesi sıkıntı yaratabilir. E, sözleşmesiz yürümemesi lazım. Emlak danışman arkadaşlar mutlaka sadece bununla kalmayıp sözleşmelerini de yapmaları lazım. Evet. Ve buradan e, sürenin de 3 ay olması ideal bence. Uzatılabiliyor olması da ideal. Önce 1 aymış sonra onu 3 aya çıkarmışlar. Ben olumlu görüyorum ama hukuksal açıdan da size söyleyecekleriniz olacak. Bakanlığın yapmış olduğu bu çalışma gerçekten şey, bizim de işlediğimiz konulardan birisi işte kapora dolandırıcılığıydı. Başkalarının yani hiçbir yetkisi olmadan o mülkü satmaya çalışıyorlardı. Ee, nasıl satmaya çalışıyorlardı. Diyorlardı ki işte biz bu mülkü pazarlıyoruz diyorlardı. Çok cüzi bir rakam söylüyorlardı. Herkes diyorlardı ki ama bir kapara atın diyorlar Telefonlarda ikna edip kapara atıyorlardı. Öyle var. Evet. Ama en azından eğer web tapudan kendi taşınmazımıza girip kendi taşımazımızdan sonra gerekirse sahibinden de bir emlakçı e, yetkilendirilerek yaptığımızda en azından bunun önüne kesmemiz gerekecek. Ve bu portallarda, bu emlak portallarında da bir güven, bir şeffaflık, bir güvenilirlik olacak. Bu anlamda çok faydası olacağını düşünüyorum. Mükerrer emlak olmayacak. Evet, orada mükerrer emlak olmayacak. Bu anlamda da herkes kime verdiğini, e, hangi emlak firmasına verdiğini burada görebilecekler. E, en azından vatandaşlar da o yetki belgesini isteyebilecekler. Onun çünkü yetki belgesini istemeleri lazım ki onun numarasını girebilsin ki onu yetkilendirebilsin. Ama benimce en büyük problem şunda olacak. Birkaç kişi olduğu için şimdi biz burada e, sözleşmeye ısrar ediyorduk. Diyoruz ki tek yetki sözleşmesi olsun ve evet. o sözleşme üzerinden çalışalım. E, i̇kimizin de haklarını korusun bu sözleşme. E, finalde de kaç para e, emlak komisyonu bedelini ödeyeceğinizi ya da neler yapılacağını, işte bir pazarlama faaliyetinin orada neler olacağı yazılsın diyorduk. Şimdi belki bundan imtina edebilir vatandaş. Ben zaten web tabudan sizi yetkilendirdim. Yetkilendirdikten için de sözleşmeye gerek olmaz şeklinde beyanlar olacaktır. Ama aynı zamanda başka bir emlak danışmanı da yetkilendirebilir. Burada e, vatandaşın şöyle bir e, sıkıntısı olabilir yani gayrimenkul satış e, satışı yapan ya da kiralayan kişilerin şöyle bir sıkıntısı olur. İki tane e, ayakta olan sözleşme ya da evet. iki tane yetki olacak. Böylelikle ikisine de emlak komisyonu ücreti ödeme evet, evet. aşamasına gelebilir. O Kesinlikle. yüzden de e, ben e, sözleşmenin e, bunun yanında da sözleşme yapılması taraftarıyım. hem hem Gayrimenkul danışmanı bakımından hem de vatandaş bakımından ki o süreci de buradan takip edebilsin. Ama çok burada çok da bir e, hukuki problemler çıkacaktır. E, burada da dikkat etmek lazım. Ama ben bu yasanın e, ilerle ilerleyen anlamda da şeffaflık anlamında işte Maliye Bakanlığı'nda, Hazine'de de e, bunlardan dönemsel çekeceklerdir oradan. Kimler e, acaba danışman olarak çalıştı, e, hangi mülk satıldı, bunun takibini de yapacaklardır. E, bu anlamda da faydalı olduğunu düşünüyorum. E Bunlar önce de bu çıkmadan önce de bir vatandaş iki tane, üç tane emlakçıyla sözleşme yaptığında o ev bir şekilde satıldığında bütün emlakçılar ondan tam hizmet bedelini alma hakkı kazanıyorlar zaten. Yani o yüzden dediğiniz gibi birkaç kişiye birden vermek sıkıntılı. Birisinden vatandaş. eğer yapılıyorsa sözleşme, sözleşmeyi feshetmek lazım. Sözleşmeyi feshettikten sonra yeni sözleşme yapmak lazım. O feshetmeden bazen unutuluyor. 6 aylık bir sözleşmede evet. yeni bir sözleşme veriliyor ama onun süresi bitmemiş oluyor. Pes etmezse kendiliğinden otomatikman yeniliyor zaten. Evet yani onu da bildirmesi lazım. Değil Sözleşmelerin yani içeriğine bakmak lazım. İçerinde çoğunda da kendiliğinden yenilen sözleşmeler de var. Ama dikkat etmek lazım. Sözleşmeyi de iyi okumaları lazım. Bir yönetmelik 2018'de çıktı. Yani yönetmelik çıktığı zamanlarda da bu programımızda çok işledik yönetmeliği. Bu zamana kadar da revizyona uğradı yönetmiş ee, bundan sonra da bu e, elektronik denetleme sistemi e, Tabii ki çok başarılı olur mu olmaz mı ona onu göreceğiz ama e, ilerleyen günlerde yine revizyon edilebilme ihtimali de var tabii ki e, iyi, yine de iyi bir şey iyi bir adım e, Şeye benziyor kervan yolda düzüdür Benziyor. Ben ama sektörde üzülüyorum. Neden üzülüyorum? E, emlak sektöründe sadece 2018 e çıkmış bir yönetmelik var. Ama bu kadar geniş bir pazarda bir kanunu yok. Yani ve buna bastırmıyor e, odalar. Yani buna bastırmaları lazım ve bir kanunlaşması lazım. Kanun üzerinden yönetmelik çıkması lazım. Bununla alakalı tebliğler olması lazım. Daha profesyonel olması Allah, lazım. Allah rahmet eylesin. Kayahan'ın şarkısıydı. Onun odalarda ışıksızım. Yani ya odalardan falan öyle bir beklentimiz yok sevgili. Ama e, sivil toplum yani, örgütleri bastırmalı ki ya yani Allah kanunlaşabilsinler. Aşkına, ya Allah aşkına emlak sektöründe yani yani hangi STK'nın bir, bir oda başkanının bu konuyla alakalı bir yere bastırdığını gördüm. Onların işi televizyon kanallarına röportaj versinler. Bu ay kiraları kira zam oranları ne kadar oldu onu söy, söylesinler onu beyan etsinler başka yaptıkları bir iş yok inşallah. Ama asli görevleri bu olmalı. Yani yani Tabii ki, ki bu asli olmalı olmalı ol. ki o. Oh. Evet. Tabii ve ki asli böylelikle görevleri. Böylelikle de o. yani e, yanlarında hissetmeli gayrimenkul danışmanları. Bizim diyecek ki e, ayda aidat ödediğimiz bir odamız var ve bu yüzden de e, bizim haklarımızı savunsun. Bunun için de bastırsın, kanunumuz çıksın. En azından ne yapacağımızı bilelim. Evet. Yani o yüzden bir problem yani, yaşıyoruz. Şeyi e, hakkını yemeyeyim. İzmir Emlak Odası Başkanı Sayın Mesut Güleroğlu. Çok severim kendisini. Yani onun bayağı bir çalışmaları var. Yani yakından takip ediyorum ama onun dışında bir Ankara Ticaret Odası Emlak Komitesi Başkanı var. Kenan Bayram. Ama Türkiye İzmir ve Ankara'dan ibaret değil. Tabii ki. Yani en önemli şehirler tabii bunlar ama yani Türkiye or oradan ibaret değil. İnşallah örnek alırlar bu sevgili başkanlarımızı da. Artık e, ya hani her yani hemen, hemen her ay böyle bir şeyim var e, serzenişim var bunlarla alakalı ama dediğin gibi az önce dediğim gibi yani emlak sektöründeki oyuncular aidat ödüyor. ödüyor e, biz sesimizi çıkartıyoruz yani, yani o yüzden diyorum ki burada birazcık abi. daha e, güçlü olabilirse e, böylelikle e, kanunla beraber işte şu andaki e, yapılan e, yapılmaya çalışılanlarda. E, Onlar da atıf yapılabilir. Daha önceden hazırlanmış ve e, silsilesi daha düzgün olabilir. Böylelikle biz de şöyle mi olacak, böyle mi olacak e, diye düşünmeyiz. Çünkü buna bağlı bir kanun olur, yönetmelikler olur, tebliğler olur. Bunun üzerinden devam ederiz. Allah rahmet eylesin, sen hatırlıyorsundur Kabri Ateşi. Evet. Yani ne mücadele verdi abi. yani Ne mücadele televizyonda canlı yayınlara katılıp da işte bakanlara böyle, alakalı mesleki sıkıntılarla alakalı kavga eder gibi sorunlarını anlatan bir oda başkanı vardı. Oda başkanımız vardı. Allah rahmet eylesin. Artık yani yönetmelikle beraber anladı artık ne demek evet. istediğimi de. Yönetmelikle beraber hizmet bedelleri %35 oranda düştü. Evet, iki olunca evet. %2 artık ADV'ler değişti tabii. Ya oda başkanı Ankara'daki çalıştayda Sayın Bakan'a e, şunu söyleyebilir mi abi? Evet yüzde üç ama hiçbir emlakçı arkadaşımız zaten yüzde üç olarak almıyor. Pazarlığa tabi yüzde iki alan da var, yüzde bir alan da var. Ya sektörü temsil eden bir insan bunu söyleyebilir mi ya? Böyle bir ahlaksızlığa şey verebilir mi ya? ya yani söyle, söylememesi gerekir orada yorum yapmaması Yüz binlerce evet. kişinin ekmek yediği bir sektördesin ve onlarla alakalı bağlantılı Yine yüz binlerce kişi var bu sektörde. Yatacak yerleri yok abi. Benim bugün barilim bozuk biliyorsun. Evet. Fazla bana hatta bana fazla söz hakkı bile tanımayın <laughs> yani. Siz aranızda biraz sohbet edin ama ben soru soracağım sana. İzleyici sorularımız var tabii ki. Haklarını helal etsin. Evet. Bu konuyla alakalı söylemek istediğiniz yok. bir şeyler Bilmiyorum. var mı? Yok. Ama şikayetler çok olacak. Tabii şu anda da var zaten yeni çıktığı için oturacaktır herhalde. Ama faydası olacaktır. Yani, şey olacaktır. yani şeffaflık, güvenilirliği olacaktır yani. Ümitli misin? Şöyle biraz zorlanıyorum. Ee, gayrimenkul sahiplerinin yaşları yüksek olduğu için evet. yani web tapuya girecekler. Orada Adap Hafta parselden çıkartacaklar. Kendi bağımsız bölümü bulacaklar. O etki belgesini onunla meşleyecekler gibi. Yani onlarla beraber işte birisinin olması, yardımcı olması gerekecektir. Yani o da e, özellikle e, 40 yaş altındaki insanların bilgisayara karşı, e, internete karşı bakış açıları çok daha hızlı ama esas mülk sahipleri e, yaşı daha yüksek olan insanlar olduğu için bu, bu kadar da, basit değil yani onları için. Bu konu çıktığında bir emlakçı arkadaşımız ismini hatırlamıyorum ama o konuyu e, yazan arkadaşımızın da yorum yapmıştı. Biz e, mülk sahiplerinden kapı örneğini bile zor alıyoruz. Hani. E, diye, sisteme sokup nasıl yetki verdireceğiz diye. Çok haklıydı. İnan, inanılmaz haklı buldum ben arkadaşım. Bir de artık web tabuda çift, yani çifte e, bir kontrol oluyor. Oraya geçerlerken gerçekten zorlanıyorum yani. Normal satış başlangıçlarında bile e, başlarlarken bir e, işte hakim olmayınca zor oluyor tabii ki. Doğru. Doğru. Neyse. Ee, Erhan'cığım e, şeyi ee, sorulara geçiyoruz. İzleyici sorularına geçiyoruz. WhatsApp hattımızı da verirsen sevgili izleyicilerimiz de, e, kızdırmayalım. Ee, geçen haftadan kalan sorularımız var efendim. Hemen onları ben hukukçumuza soracağım sevgili Volkan'a. Ama bu arada sevgili hocam da e, konulara dahil olursan çok ben sevinirim. Tabii, yani tabii. sen. Tabii. E, herhalde bir eee 1900 Elilerden falan. <laughs> Ellerden. yedi. <yalnız. gülüyor> Dinozor. Dinozor. <gülüyor> Babam ölmeden önce 20 dönüm tarlayı en büyük abimin üzerine yapmış. Abim tarlayı hala kullanıyor. Tapıyı, tapuya adımı yazdırabilir miyim? Hangi bir soruyu daha önce okuduk mu? Benzer bir şey okuduk diye ya, hatırlıyorum. Şey yani şöyle e, onu da evet benzer bir şey okumuştuk. E, şimdi biz de hayattayken bütün tasarrufları kendimiz yapabiliyoruz. Bizim sonra yani bu tasarruflardan sonra açılan davalar nasıl oluyor? Vefat ile beraber. Diğer çocuklar e, burada ne davası açıyor? Muvaza davası açıyorlar. Çünkü neden? Muris yani miras bırakan vefatla beraber bir mal varlığı var. O mal varlığını kardeşine yapmış. Yani mirası, e, var olan mirası diğer kardeşten saklamış, kaçırmış. O yüzden de mirasla alakalı olarak da kaçıran, Kişinin burada neye dikkat etmesi lazım? ile beraber işte herhangi bir arada artık bir para alışverişi olup olmamış mı? Zannetmiyorum baba oğul arasında öyle bir şey olmaz ama e, gördüm bazı davalarda gördüm olanı da var. Yani çok böyle profesyonel e, baba oğul ilişkisi olmayan e, insanlarda uzun zamandır görüşmeyen insanlarda birçok evlilik yapan insanlarda Farklı farklı eşlerden olan çocuklarda. Ama bu istisna. Çok olabilir. istisna. Ona da bakmak lazım. Ama realde bu aslında bir satış değildir. Muvazalıdır. Bir bağışlamadır yani. Diğer çocuktan e, mal kaçırarak diğerine bağışlamıştır. E, o yüzden de. Muhris muvazasına giriyor. Evet, Muris muvazası olarak davayı açıyoruz. Burada davayı açıldıktan sonra eğer tapu hala burada anladığım kadarıyla şeyin üzerinde kardeşin üzerine tapu iptal tescil istiyoruz. Ama eğer e, başkasına sattıysa e o başkası iyi niyetli bir kişi ise yani gerçekten de reel bir satış yaptıysa eğer o kişi de e, burada ne yapıyor? E, bununla alakalı <laughs> olarak da e, tazminata dönüştürüyor dava. O dönemki bedeli de tazmin edile, alabiliyor. Yani burada bir de şöyle bir durum var. E, 20 dönümde diyor e, tarlayı ekiyor diyor. Acaba bu ekinlerden de bir talep alabilir mi? 5 sene geriye dönükte bir talep alabilir bununla alakalı olarak. Evet. Ee, dikkat ediyorum da son birkaç haftadır hocam e, hep Avrupa'dan ve yurt dışından evet. mesaj geliyor. Bugün şimdi Birleşik Krallık'tan e, izleyicimiz. E, geçen hafta Birleşik Krallık'tan evet İngiltere'den de gelmişti o çıkmıştı beni ama Avusturya'dan bir izleyicimiz soru atmış. Onu da ilerleyen. Tabii zamanlar, bence hemen soruyu cevaplayalım. Sorayım. Tamam hemen soralım. O yurt dışından izleyen seyircimize hemen, o kadar ayrıcalı olsun. O kadar hayırlı olsun ya. Yani. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Esra, Avusturya'dan. E, Avusturya'da yaşıyorum. Bir konut aldım. E, annem kiracı bulmuş, sözleşmesini yapmış ama daire benim adıma 5 senedir düşük fiyata kirada. Tahliye etmesini istedim. E, kardeşim oturacak. Hukuki süreç nasıl işler? Annemin ceza alma durumu söz konusu mu? Tahliye nasıl yapabiliriz? Teşekkürler. Annesi neden ceza? Şöyle, mı? kendi yapmış ya. Kendisi sözleşmesini yapmış ya, ya ondan. Annesi, ee, Annesi kiracı bulmuş sözleşme yapmış. Şöyle, Türkiye'de şu karıştırılıyor. İlla kira sözleşmesini yapan kişiler malik olmak zorunda değil. Zorunda değil. değil Zaten tabii. çoğu e, emlakçı meslektaşımızın üzerlerinde 15-20 tane kira tabii sözleşmesi canım, tabii. vardır. Yani, yurt dışında yaşayan e, vatandaşların kira sözleşmesi. itiraz etmediği sürece bir sıkıntı yok. Y Yok zaten burada şöyle kiraya veren kelimesi önemli. Evet. Yani buradaki demiyor orada kat malikiyle sözleşme yapacaksın diyor. Kiraya veren olarak diyor tam ve kusursuz olarak o binayı teslim edeceksin anahtarını diyor. Bu anlamda annesiyle alakalı bir problem olmaz. Olmaz. Evet. Ama e, kiraya veren olan annesi e, burada 5 senedir devam eden anladığım kadarıyla bir sözleşme var. Hı hı. E, kira e, tespit davası açabilir. 5 sene geçtiği için. Kira tespit davasını ne zaman açacak? Kira sözleşmesi bitmeden önce bir ay önce ihtar çekecek. Diyecek ki ben sana kira sözleşmeyi yenilemiyorum. Bunun hakkında dava açacağım diyecek. Akabinde burayla bir cevap alamadığı takdirde ara buluculuk, zorunlu ara başvuracak. Zorunlu ara buluculuğa başvurduktan sonra orada da anlaşamazsa o zaman da kira tespit davasını açacak. Kira tespit davasında dava uzun sürebilir. Bir iki sene sürebilir. Bir iki sene sürse bile e, davayı açtığı tarihten itibaren de kira bedelini alabilir. Tahliye için de söyleyeyim, kira tespit davası açması aynı zamanda tahliye davası yani ihtiyaç nedeniyle, gereksinim nedeniyle tahliye davasının açılmayacağı anlamına gelmiyor. Bu anlamda da e, kardeşi galiba burada yaşayacaktır. E, diyor, bununla evet. alakalı da samimi gerçek bir ihtiyacı olduğunu, bir gereksinimi olduğunu kanıtlarsa mahkemede e, bunu da talep edebilir ve akabinde de e, bunda da tahliyeye karar verilir. Ee, ama tabii bu süreçler uzun sürer. Evet. O yüzden de kira tespit davasını açın açın diyorum ki oradaki aradaki mağduriyet daha da büyümesin diye. Evet. Teşekkür ediyorum. İzleyicimize de e, Esra Hanıma da Avusturya'dan e, aslında bir şey tutmamız lazım. Yani bir, bir şey, e, hangi ülkelerde daha çok izleniyoruz? Hangi ülkelerden ne kadar reaksiyon evet. alıyoruz. Bu arada yurt dışına daha çok e, izlendiği çok e, şey oldu. Neden? Tam bir yaz dönemindeyiz evet. ve kiracı problemleri o, alabildiğince çoğaldı. E oradaki vatandaşların da buradaki vekilleri e, yapmıştır çoğu sözleşmeyi. E onlar da diyorlar ki acaba süreç nasıl ilerleyecek? İşte bu %25 bitti. E, sonra işte nasıl kira artışları olacak? E, biz burada e, tahliye davaları nasıl açabilir? Yani Türkiye'de mülkü olan yurt dışında yaşayan eee meslekte şeyler Vatandaş. vatandaşlarımızın da e, genelde soruları çok oluyor bu anlamda. Özellikle bekliyoruz. kirada bekliyoruz. Bekliyoruz efendim. Oturduğum evde 5 senedir kiracıyım. Ev sahibim ile her sene başında yeni sözleşme yaparız. Vallahi Allah herkese öyle ev sahibi versin. <laughs> Her sene sözleşme yapıyoruz. Her, s Her sene sözleşme <laughs> yapıyoruz. Evet, yani. <laughs> yani bazı insanlar hassastır. Yani evet. evrak olarak herhalde kira sözleşmesi yapmanın <laughs> yani, şart olduğunu düşünüyorum. Az illallah. önce bir şey dedin ya hani sen 1930 50 falan fosil dedin ya muhtemelen senin şeylerindir yani. Senin Benim jenerasyondur tayfadan. yani. E Allah Allah. Her sene başında yeni sözleşme yaparız. E, duyduğum kadarıyla 10 sene oturabiliyormuşum. Kaç sene kaldı, kaldı <laughs> Hay Allah ee, e, efendim burada, hukukçumuz burada ama yani siz her sene yapmaya devam edin. Her sene 10 <laughs> yıl uzuyor zaten. Evet. Burada e, kira sözleşmelerinde e, vergisel anlamda korktukları için bazen kira sözleşmeleri görüyorum. E, nasıl yapıyorlar? Her sene yapıyorlar. Arkaya da not alıyorlar. Ocak aya kirasını elden aldım. Şubat'ı elden aldım gibi. <laughs> Onlar da diyorlar ki vergiden kaçırırız. Kaçırdıktan sonra da e, en azından her senede bunu da ben görürüm diyor. Halbuki neyi kaçırıyor orada uzun dönemde tahliye edemeyeceğini yani her hiçbir gereksinimi olmadan tahliye de yani bunu davelden evvelden de işledik işte 1 artı 10 artı 1 ya da 3 artı 10 artı yani buradaki hikaye o 10 senelik yani yenilenme dönemindeki 10 seneyi e, kaçıracağını düşünüyor e, ve bu hakkı da elinden gidiyor. Bunun farkında değiller Far, bazen de siz diyorsunuz ya e, kiracıların lehine olalım çok da fark etmesinler o zaman kira sözleşmeleriyle her sene yenilemekte devam etsinler diye düşünüyorum. <laughs> kiracının lehine. Ya yani kiracının çok lehine bir durum burada. Özün bir de hocam. E, çok özür dilerim. Senin de kiracın var her sene Ben yenile. de kiracım Her oldu. sene her sene kontrat yapıyorsun. Atlıyorsun yapalım. ben de kiracıyım. Tamam sen de her sene kontratı <laughs> yenile. Müsahibine. Her programda söylüyorsunuz acaba Hilmi Bey'in bir 15-20 mülkü var gibi hissediyorum. Var gibi yani. yani öyle bir var. Var. tavrı da var yani. Ki, yani Kiracılarım diyor. Yani yani öyle bir, bir şey. şey... Var. Yani değil mi? Peşin oturan tarzı. <gülüyor> 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 Neyse birkaç program sonra böyle bal beyanında bulunduracağız. <gülüyor> <gülüyor> Oraya doğru gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Efendim kiracı olduğum daire 5 katlı bir yapının içinde... Karato aldırılmış, yıkılacak deniyor. Belediyeden tahliye yazısı gelirse evi tahliye etmeme lüksüm var mı? Kentsel dönüşümle alakalı bir soru burada. Kentsel dönüşümdeki süreçlerdeki en son gelen mevzuattaki değişiklikle beraber iki defa süre veriliyordu. Şimdi de tek bir süre veriliyor. 90 günlük bir süre veriliyor. 90 günlük süreyi de şu şekilde veriyorlar. Eskiden e, tebliğ ediyorlardı. E, tebliğ ettikten sonra işte devam bir süreci oluyordu. Biz de kiracıya tebliğ ediyorduk. Şimdi tebliğ de çok kolaylaştırdı devlet. Diyor ki ya diyor E devletten sana tebliğ ederim Bunlar bu veya değil, V bu arada. Ya da diyor kapıyı asarım. Yani e, apartmanın kapısını asarım. Ya da diyor muhtarla e, yapıştırırım diyor. E, bu mevcut durumu. Yani riskli yapı olduğunu. Bundan sonra da burada baz alınan muhtarlıktan olan sürelerde baz alınıyor itiraz süresi olarak. Ama burada kiracıların durumu zaten kentsel dönüşümüne girmiş bir yapıda oturması kiracının kendi e si açısından da güvenli açısından da zaten riskli bir, şey, bir yapı daha olduğu daha belli. Yani, riskli yani yapı o kategorisine girmiş. O ama öyle ama bir de kira bedellerinin çok yüksek olması. Onu o ilmi Hoca'ya sormak lazım. Yani gayrimenkulde Aylık olarak baktığımızda %15, %20 olarak bir geriye geliş oldu. Ama kira bedelleri neden acaba e, hiçbir şekilde aşağıya doğru gelmiyor? Onu mesela Hilmi Hoca'ya da ayrıca sormak ister. isterim. Ama o... bu arada Hilmi hoca cevap vermeden ben yine e, klasik hatırlatmamı yapayım. Efendim arama yapmayın lütfen WhatsApp hattına. Canlı yayında telefona bakmıyoruz. WhatsApp hattı e, yazılı olarak sorularınızı iletin cevap vereceğiz. Affedersiniz. Rica ederim. Türkiye'de arz kıt yani baktığınızda ve bu özellikle kiralık arzda müthiş bir kıtlık var. Ee, i̇nşaat maliyetlerinin artışını hepimiz biliyoruz. İnşaat maliyetlerinin artması mesela elimde bir tane veri var. Ona geleceğim ben zaten. Ha, işte ikisini birleştireyim dedim. Olur olur. olur. Ee, 2024 Mayıs ayında bir önceki aya göre 1.11 artmış. Çok bir şey değil ama bir önceki yılla karşılaştırırsak 72.8 78 artmış. Şimdi inşaat maliyetleri yükseliş eğilimini sürdürecek. E bu durumda ikinci ellerde fırsatlar olduğunu gösteriyor bu. E, satın almalarda böyle bir durum var. Kiralamalarda da e, müthiş bir arz kıtlığı var. Yani yok kiralık denecek kadar az ev yok olan bir şey fiyat artar. Arz, arz talep dengesinden şey arz dolayı. Arz talep dengesi. Biz onu daha evvelden değiştirmiştik hatta e, boş olan evler var. Bu boş olan evlerin kiraya verilmesi lazım. Bununla alakalı bir vergi çalışması da vardı. Yani hayal hayali evler dediğimiz yani var hmm. olan evlerde ne satış var ne kiralama var. Hayalet evler. E, hayalet evler dedi, değil mi? Hmm. O bununla alakalı e, birçok zaten e, konuşmuştuk daha evvelden. Bu anlamda da bir e, bunların bir an önce e, normal kiraya geçmesi lazım en kötü olarak. Bir de benim gördüğüm kadarıyla devletin yeni finansman modelleriyle beraber devletin ya da belediyelerin bir kiralık olarak bir mülk alıp bunu kiraya vermesi gibi burada bir ne bileyim intifa hakkı gibi bir değerleme yaparak bunun üzerinden bir çalışma yapması gerektiğini düşünüyor Çünkü yakında arz-talep dengesi iyice uçuruma gidecek ve bu kira bedelleri en sonunda ödenmeyecek hale gelecekler. %25'e kadar şu ödenecek haldeydi ama bu 2-3 sene sonra gerçekten de çok zorlanacağını düşünüyorum. Parklar bahçeler berbat duruma gelmiş. belediyeler önce parkları bahçeleri düzeltsinler de yani sonra insanlara konut edindirsinler. Bu söylediğinizi pandemide ben çok söylemiştim. Yani arz kıtlığı o dönemde de kiralamada da çok vardı ve bu yapılması gerekiyordu. E o arzın kıtlığını engellemek için gittikçe büyüyor bu sorun. Bir de inşaat bedellerinin arttığını söylediniz. Ben evet. yani net olarak da artıyor. E, net olarak artarken şurada dikkat etmek lazım bence. E, ruhsat alınmıyor, inşaat yapılmıyor. Aynı zamanda şu anda faiz gerçeği var. Faiz gerçeğinden dolayı da insanlar e, mülklerini bir e, aşağıya yani e, satıyorlar. Sattıktan sonra da o faizle beraber kapatıyorlar. Ama süreçte ne olacak? Yani faiz oranları düştü. Akabinde e, vatandaş da konut almak isteyecek. Konut almak istediğinde bu sefer konut bulamayacak. Bu sefer var olan konutlar, ikinci el konutlarda bir artış olacak mı? Olacak tabii ki. Yani, yani o zaman da tam tersi bir orantı olacak. Düşüyor ama yani ikinci eller hep düşüyor. düşüyor. Enflasyonun gerisinde artıyor. Evet. Enflasyonun gerisinde artıyor. Hı -hı. Yani e, Alım fırsatı mıdır şu anda? Şu anda tabii bulduğunuz evi alın. Yani ikinci el anlamında kesinlikle, alım fırsatı fırsat mıdır? Kesinlikle alım fırsatı. Kredi o oranları ne durumda? Kredi Biz alabiliyorsanız ha. da avantajlı. Yok, yani kredi, bugün kredi. Üç, 3 düzeyinde kredi. 3 ile 5 arası bir düzey ama hepsi bir... değişken. Ortalama yap. 4. Evet, de. 4, 4 Hı -hı. desin. Yani. Buldun mu kredi al. Bedava. Çünkü tabii tabii bedava. Uzun vadeli borçlanınca bedava. Evet evet uzun vadeli borçlanınca. Çünkü evin e, getirisi daha yüksek oluyor beklediğinizde. Evet. O para düşüyor. TL olarak sabit olduğu için o faiz bir süre sonra ödediğiniz rakam çok küçülüyor. Ama tabii o ee, uzun vadeli bu borca da girmek istemiyor vatandaşlar. Ama tabii uzun ki. vadeli borca girerse para kazanıyor aslında. Hele bazlı bir hele borca. Borca girerse para kazanabilir tabii. Tabii para kazanıyor. Evet. Yani Hı. hem konut sahibi olmuş oluyor, Hı -hı. hem yatırım yapmış oluyor, hem de o kredi ileriki yıllarda e, yani, yani enflasyonun karşısında eriyor zaten. 2-3 hani evet. yıl sonra yemek parasına dönüyor. Satanlar da şöyle düşünüyor. Mesela birden fazla evi var. Diyor ki bir tanesini satayım, onu faize yatırayım diyor. Diğerlerini tutuyor. Ondan sonra da diyor onu diyor tekrar diyor e, konut almakta kullanırım diyor. Yani tek... o, ya, o yanıltar, yanıltabilir. Evet, yanıltabilir. evet yani, yani, faiz, faiz oranları şu an çok güzel 50'lerde 55'lerde falan doğru bir arkadaşım. Ama ne kadar sürecek işte. Ne kadar sürecek tabii. Bir arkadaşım geçenlerde almış e, şey e, satmış iki tane evini 7 milyon lira şeye yatırmış. Faize yatırmış. Ayda 300 bin lira alıyorum İsa dedi. Yani ben karışmam. Yani ben faizle alakalı bir şeyim yok, sorunum yok da ben karışmam ama e, şimdi ona tatlı geliyor. Yıl sonu e, ana parası eriyecek. Eğer o 300'ü hiç ellemiyorsa ha, bir hiç. belki bir problem hiç olmayabilir Eşemez ama. Tabii o tatlı geliyor. Evet, çok tatlı geliyor yani bir hiç de o evet. evet. haliyle. Tabii. Onun e, belki belki 50'sini ellemez. Hı, -hı. Ya belki ellisine elle. O da bir şey değil. Böylelikle de ana parası eriyecek TL bazlı olduğu için. O zaman da belki almak istediğim mülkün değeri olacak 10 milyon bu sefer alamayacak tabii. Evet kesinlikle. Almak istediğim mülkün değeri tabii ki 10 milyon ve evet. üzerinde olacak. Yani bizim 2 sene önce sattığımız Samandra projemizde sattığımız 850 bin lira 880 bin lira bandındaki bir artı bir şu anda olmuş 4 milyon lira. Bu fiyat, yani bu fiyatlar yani, da, da inanılmaz rakamlar ya. Yani. İnşaat maliyetleri arttıkça bahsediyorum. İnşaat evet. maliyetleri arttıkça bunlarda mecburen o doğru, doğru oranlarda artacaktır diye tahmin Artacak ediyorum. Artacak tabii. Yani mümkün mü? Müteahhit nasıl müca şey yapsın? Yani mücadele etsin nereye kadar sıksın müteahhit? E, 78 diyorsun hocam işte bak geçen yıla e, bu ayı bu yılı ortaladın. Yalnız bir 78. artış? E, e yüzde kaç e, zam yapıldı? de projelerde yüzde on yüzde on beş bilemedin yüzde yapıyorlar yani. Evet. Ya bazı büyük projeler kendilerini kurtarabiliyor kendi bünyesinde vadelendirme uzun uzun vadede e, zamana yayarak en hem yatırımcıyı e, yormadan satış yapıyorlar hem de e, büyük proje projede ne, devam etmiş oluyor. E, geçen gün senle de konuştuk. Evet. Hatırlıyorsun. Müteahhitler param var benim, piyasalar düzelene kadar satmasam, bitireyim, satmayayım dediği zaman o müteahhit batmaya çok elverişli bir müteahhittir yani. Bir noktada tıkanıyor. Değil mi? Bir noktada tıkanıyor. Ticaretin fıtratında böyle bir şey yok zaten. Neyse, e, ev sahibi kira sözleşmesi yapılırken benden tahliye taahhüdü aldığını söylüyor. Taahhüdü kullanmasını engelleyebilir miyim? E, nasıl engelleyebilirim? Aldığını söylüyor diyor yani. Siz Şöyle bir şey var. Bazen yani şeyde görüyoruz. İzleyicimize bu, ben buradan sormak istiyorum. Kendiniz taahhüdü verdiğinizi hatırlamıyor musunuz? Çoğuları hatırlamayabilir istiyor. ama. Hatırlamayabilir. Çünkü o kira sözleşmesi yapılır ki orada bir hızlıca bir tahliye taahhütnamesinde bir imza alınıyor yani. Ee, orada orada boş olarak alınıyor genelde. Çünkü neden artık Yargıtay diyor ya boş olarak alındığı takdirde üstünü doldurabiliyoruz Volkan, taahhüt halini diye. Volkan e, biz her zaman da söylüyoruz sen de söylüyorsun da hocam. E boş senet gibi ya. Tabii ki. Yani tahliye taahhütnamesi boş bir senet gibi yani. Ben anlamıyorum. Onda da şuna dikkat etmek lazım. Ee, bazıları da şimdi dolu olarak aldığın takdirde de kira sözleşmenin yenlendiği için. Orada taahhüt tarihinde de taahhüt dair diyelim ki şu anda yaptı kira sözleşmesini. Ağustos 2025'e taahhüt verdi buradan çıkacağım diye. Eğer Eylül ayı içinde bu taahhütteki bunu icraya koymadığı takdirde o artık geçerli olmuyor. O yüzden de kira sözleşmesini de bilemediğimiz için ya senelerce devam eden bir sözleşme var. Kendiliğinden yenilenen bir sözleşme var. O yüzden de her sene içinde taahhüt e, tahliye tahliye namesi almıyoruz. O yüzden boş almayı tercih ediyorlar. Aldıktan sonra da bunu her zaman icraya koyulabiliyor ama o da yük oluyor tabii e, ben, kiracıda. Ben buna karşı değilim <laughs> tabii ki yani. Kiracı da isteyerek veriyor, bilerek veriyor çünkü yani evet, şeyi, evet, tahliye evet. tabirini. E, mülk sahibine de e, bir şey diyemiyorum, o kadar çok olumsuz örnekleri var çıktı, ki. Çıktı, doğru. E, değil mi? Çıktı, Çıktı çünkü, görüyoruz. Yani işte. dünyalar kadar evet. örnekleri var. E, suistimal edenler var, kirasını ödemeyenler var, borç takanlar var. Var da var yani, var. Ama işte o kötü örnekler e, iyi kiracıların da böyle e, mağdur olmasına yol Doğruç. açıyor. Maalesef. Engelleyemez ama değil mi? Engelleyemez. İlk başta almaması gerekir. Ama onda da e, zaten zor bulunan bir e, şey mülk kira, kiracılığı yerler. Yani gerçekten kira görüyorum ortalaması şu anda birazcık e, çoğaldı ama eskiden bir gündü, iki gündü. Hemen kiralanıyordu. Biraz herhalde o ortalama çoğalmış olabilir. Oldu. Bir saate mi düştü? He? Yok yani 3-4 güne <gülüyor> değişti. <gülüyor> çok, ee... çok hızlandı. Çok, çok hızlı yani ya çünkü. Satışlar e, 70 günlere çıktı. Hı hı. Ama kiralıklar öyle değil. bir iki günde gidiyor. 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 Geçelim. 5 Sene, e, senedir emlak sektöründe danışmanlık yapmaktayım. Hoş geldin meslektaşım. Bir ay önce satış işlemi yaptım. Komisyon ücretimi satıcı taraf vermiyor. Sözleşmeyi eşiyle yaptım. Taşınmaz. Karısına aitmiş. Bedelini alamayacak mıyım diye soruyor. Çok enteresan. Ne 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 olacak? Alamayacak mı dostum? Şöyle, bununla alakalı aslında 2012'de var olan bir yargıtay kararı var. Zaten sözleşmelere de baktığımızda artık yazıyoruz. Yani üst soyu, alt soyuyla yapılan e, satışlardan da alınacaktır şeklinde. Onda da e, burada dikkat etmek lazım. İlk başta e, emlakçı arkadaşlarıma da söyleyelim. İlk önce bir tapuya baksınlar. Kimin adına, bu sözleşme kimin adına yapıyoruz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye ona bir baksınlar. Ama burada tahsil edebilir. Daha evvelden de benzer örnekler de var. Benim de tahsil ettiğim var. Burada eşinle olmuş olması kendinin komisyon ücreti vermeyeceği anlamına gelmez. Ama artık çok kolay. Yani web tabudan kimin adına olduğu oradan çıkartılabilir ve onunla bir tek yetkili sözleşme yapılabilir. Yapıldıktan sonra da tahsilat çok kolay olur. Böyle şeylerle karşı karşıya kalmaz. Sonuç itibariyle bir uyuşmazlıktır bu. Bu uyuşmazlık tüketici mahkemesine görülecektir. Çok uzun sürecektir. Bunlara yer vermemek için de emlakçı arkadaşlarımız bunlara dikkat etsinler. Ki sözleşmelerde de biz yazıyoruz. Şirket ortağıyla yazıyoruz. Mesela ticari yapmış olduğumuz aracılık sözleşmelerinde. Diyoruz ki şirket ortağı bile satın alsa ya da şirkette çalışan birisi alsa oranın yöneticisi alsa diye ayrı ayrı ve ayrıntılı bir şekilde maddeyi yazıyoruz. O maddeyi de iyi baksınlar. E, kimlere satıldığı takdirde tahsil edebilirler. Bazen onun için mesela damat oluyor e, ama orada yazıyoruz e, damada geline satıldığı takdirde de olabilir. Üçüncü e, soybağ diyoruz. O üçüncü soybağları kimler? Onlara iyi baksınlar ki e, eğer tapuyu kontrol ettiklerinde orada bir kendileri hariç bir satış gördüklerinde ne olduğuna baksınlar oradan ki e, daha rahat ilerleyebilir bu konu. Eyvallah. İsa Bey Antalya'dan selamlar kiracım sözleşmede ayın 1'i 5'i arasında ödemesi gereken kirayı sürekli öteliyor. Her ay aramak veya iş yerine gitmek zorunda kalıyorum. Hukuki olarak ne yapmalıyım? Ya el insaf ya her ay ödüyorsa yani niye iş öteliyor yerine diyor. Öteliyor diyor Öteliyor. Geç yani ödüyor. büyük ihtimalle geç ödüyor. Geç ya. ödüyor yani. Ya biriyle ile 5'i arasında ödemesi gereken kirayı sürekli öteliyor diyor. Evet. Yani ben buradan şunu anlıyorum. 1 ile 5'i arasında değil de adam 10'uyla 10 on, 12'si arasında evet. ödüyor. Ya şu dönemde ay içerisinde ödüyorsa bırakın kiracılarınızı Allah aşkına. Bazen de insaflı olmak lazım ya. İsabe kiracıları evet. çok sevdiği için e, bu anlamda e, yani e, şey e, yani. Hocam kadar evet. olmasa bile bizim de var işte böyle <gülüyor> 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 kiracılarımız. <laughs> Tabii kiracıları var. Benim Burada da o, var. o soruda şunu e, söyleyeyim. E, şimdi bir İki haklı ihtar dediğimiz bir e, konu da var. Ben de kiracıyım. Vallahi. İki haklı ihtar dediğimiz bir konu var. Aynı kira dönemi içinde eğer kira bedellerini böyle düzensiz ödüyorsa e, altıncı günü, bir ile beşi yazdıysak altıncı günü ihtar çekiyoruz. O ihtardan sonra ödeyebilir bu arada. Sonraki süreçte gene bir üç ay geçti. Aynı yıl içerisinde iki kere ihtar İki oluyor. haklı ihtar olacak aynı yıl içinde. Ya da iki, iki tane icra takibi olacak. Ödenmiş olabilir bu arada. Yani bununla alakalı olarak da. Bununla alakalı Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruyoruz. Tabii önceki işte gene ara bir süreci var. Sırf hakim neye bakıyor? O ihtar tarihi tebliğ edilmiş mi? Tebliğ edilmiş mi? Gerçekten tebliğ edilmiş. Ee, kira ödenmesi önemli değil. Ödenmiş. Ama düzensiz ödenmiş olduğu takdirde de tahliye kararı çıkıyor. Ee, burada bunu kullanabilir. Ee, ne kadar sürer? Ne kadar sürer? Şimdi... O kısa sürer evet. Hakkari'de mi ne kadar sürer İstanbul'da, İstanbul'da mı ayına İzmir'de ayına kadar mi yani o yüzden İstanbul'da, şeyde. Kadar <laughs> İstanbul'da onun mülkleri İstanbul'da da o yüzden ben Miami diye biliyorum ama İstanbul için İstanbul'da olsun <laughs> Londra'da çıkarın. İstanbul için iftar var. <laughs> <olsun. gülüyor> İstanbul'da yerel mahkemelerde buna bakıp ön inceleme duruşmasını bile bir sene sonraya alıyoruz artık şaka ya aynen Bununla alakalı ön inceleme duruşmasından sonra hakim alt ay sonra bir duruşma günü veriyor. O yüzden bu yerel mahkemede bitmesi e, zaten bir iki seneyi buluyor. Üzerinde bir de bölge adliye mahkemesinde bir sene e, bu süreç devam ediyor. Bir sene veya iki sene. Yani üç dört senede tahliye edebilir. Vicdan sahibi olmayan bir kiracı bunu kullanır. Evet. O yüzden de tamam. e, bununla alakalı işte buluculuk kurumunda çözülmesi gerekiyor ama hiçbirisi de bu Uyuşmazlıklarda da kimse de burada çözmek istemez. Neden? Süreç uzuyor. E ben orada oturmaya devam ediyorum ya da iş yerim devam ediyor orada. Eskiden bu tip şeyler bizim <laughs> ülkemizde şey görülürdü ya. Yani ayıp. Ayıp görülürdü ve herkes bunlara öncelik verirdi. şimdi Demek ki o tarafta Tabii. da bir sıkıntı Son var. Son izleyici sorumuz var. Geri kalan süremizde de şu inşaat maliyetlerine tamam. girelim. Ee, aslında yok bitti. İnşaat maliyetlerine girelim. Evet evet. Kafam benim. bir... Ya abi ne kadar daha Sorular mı bitti? Sorular bitti bitti. Yani evet. izli yani aslında var da izleyici soruları telefondan gelen zamanımız Hı, daraldı daraldığı daraldı için e, zamanımız daraldığı için sevgili izleyiciler arama yaptığınızda bakmıyoruz. Kurban olduğum. Hocam inşaat maliyet endeksi 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya ne kadar? Bir önceki bir önceki ayla arasında çok bir fark çok yok. Çok bir fark yok yılla... ama geçen yılla 72.78 e, artmış. Evet. Bu ne demektir? Yeni yapılan bütün konut inşaatlarında fiyatlar maalesef yükselecek demektir. E bu tabii aslında e, yeni yapılan bir inşaatın yüksek fiyattan çıkması e, yanındaki ikinci ele sirayet etmez mi? İkinci elde mecburen fiyatını evet. yükseltir. 3-4 gün sonra TÜİK verileri açıklanacak birkaç evet. gün sonra. E, sevgili Ahmet Büyük Duman'ı e, bağlayacağız. bağlayacağız. E, bakalım o yani ağzından bal mı damlayacak yoksa ejderhalığı devam edecek mi? Ateş püskürecek mi bilmiyoruz tabii. Burada mı şöyle bir durum var. Zaten bir arsa değeri var. Üzerine inşaat bedeli de koyuluyor. E bu haliyle e, en son yani e, yarı mamülden mamül haline gelmiş bir ev olarak baktığımızda e, tabii inşaat bedeline yüzde yetmiş koymuş olması aslında mülke de yüzde yetmiş zam yapması anlamına geliyor ama yapamıyorlar ya. Yani. Yapamıyorlar. Ya yani Çünkü satamıyorlar. Satam. O yüzden de e, orada artık e, şeyde özellikle e, yüklenicilerin, müteahhitlerin de sektörde ne yapacak? Bu daralan piyasada çok kar marjı olmadan ayakta kalacaklar. E, bu mülkleri bu şekilde satacaklar diye düşünüyorum. E, tabii şimdi herkes görüyor piyasanın e, bir sonraki adımda ne olacağını. Geçen hafta da konuştuğumuz gibi Bek, e, bu Enflasyonu düzeltme çabaları içerisinde bir durgunluk başlayacak. O durgunluk herkesin öngördüğü bir şey olduğu için de ne yapacaksınız? Her ne iş yapıyorsanız yapın, karlarınızı düşük tutup işinizi yürütmeye bakacaksınız. Başka bir çıkar yol gözükmüyor. O yüzden de onlar da öyle yapacak. Her piyasada aslında. Her piyasada. Yani sır bu gayrimenkulle Tabii sınırlı de. değil, her piyasada <laughs> biraz daha adımlar <laughs> daha ciddi olmalı. Mesela bugün eğitim sektöründeyim ben. E, eğitmen arkadaşlarla konuştum bugün. Diyor ki işte diyor gelen teklifler oluyor diyor firmalara evet. diyor. Arkadaşlar diyor, diğer eğitmenler diyor teklifler yolluyorlar diyor. Fakat diyor yüksek rakamlar diyor. Kabul görmüyor diyor. Firma diyor ki diyor kardeşim ne bu ya böyle? E, dolayısıyla e, orada da orada e, da bir bütçe kısıtlama oluyor. Bütçe kısıtlamaları oluyor. Evet. var tabii. Atma şey geldi. Bodrum bu seneki Bodrum hikayesi geldi. Yani hani yıllardır Bodrum'da bir lahmacun'a 1500 lira, iki top dondurmaya işte 500 lira, 1000 lira alan e, restoranlarda 30 bin, 40 bin liralık adisyon fiş verenler şimdi kana alıyor. E, bizim sektörde de inşaat sektöründe de yıllardır e, sevgili müteahhitler tarılmasın bana ama bu gerçek yıllardır büyük paralar kazandılar. Yani ee, çok ciddi servetler elde ettiler. Allah daha çok versin. Kimsenin parasında gözümüz yok. Ama ee, az önce senin dediğine istinaden bunu söylüyorum. Marjlarla dönmeleri lazım diyorsun. E, evet abi yüzde yirmi kar etsinler. Ne var artık yani? Anlatabiliyor muyum? Kredi de şu anda ticari kredilerin çok yüksek olduğundan dolayı kredi de çekemiyorlar. Ee, çekseler daha iyi ödeme planlaması zor oluyor müteahhitlerde nakit parası olanlar inşaat yapsınlar. Böylelikle en azından mağdur olmaz vatandaş da. Böylelikle e, ürünleri de işte o yarı mamül ürünleri şekilde de verebilirler. Önceden şey Volkan'ın dediği doğru. Önceden sat yap vardı biliyorsun. O daha, kalktı diye tahmin ediyorum artık. Evet. Daha kazmayı vurmadan müteahhit arkadaşlar 3-4 daire hemen satıyorlardı. Tak 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 paralarını peşin alıyorlardı. Onlarla inşaatı bitiriyorlardı. O keyifli dönemler. Evet, o dönemleri yaşadılar. Evet. O dönemlerde para kazandılar. Yani bu ülkedeki insanlara bir borcunuz var sevgili müteahhitler. Gerçekten bir borcunuz var ve artık e, elinizi vicdanınıza koyacaksınız. E, her sene e, arabanızı yenilemeyin. Yani birkaç sene aynı arabaya binin mesela. E, asker edin arkadaşlar. Yüzde on, yüzde yirmi kar edin daireden. Yüz dairede. Gene yani iyi bir para yapıyor yani. Değil mi? O evet. Bodrum örneği verdiniz. Bodrum'da çok görüyoruz bunu. Bugün herhalde bir yerde okudum onda da. Bodrum'la kıyaslanan işte Yunan ee, işte adaları var. Yunan adalarında da ne diyorlar mesela? Diyorlar ki işte Tasos'la karşılaştırıyor. Onda diyor ki Bodrum'daki kişilerde işte Bodrum'daki işletme sahibi. Bizi diyor Yunanistan'da en pahalı olan yerle karşılaştırıyor. Mikanos'la mı karşılaştırın? Bazen de bizim görüyorum yani elma ile elmayı karşılaştırmıyoruz. Armutla armutu karşılaştırmıyoruz. Şimdi, Yere göre de değişiyor. <laughs> şimdi yok ben şey Yok o yüzden dedim yani. şey için demedim. Ama, yani onda da görüyorum. Bu hafta turizmci olduk. Hı -hı. Önümüzdeki hafta inşallah psikoloji programı olmayız. Çünkü önümüzdeki hafta benim kafamı düzeltmem lazım. Yani önümüzdeki <laughs> hafta da böyle olursam ben bildiğin piyasa gayrimenkul psikoloji programına dönecek. Piyasa rehabilitasyon evet, rehabilitasyon <laughs> olmasın. Ee, bu hafta da bitti ee, uyarıyorlar hı hı. yavaş yavaş kapatalım diyorlar. Tamam. Kapatalım mı hep beraber? Tamam. Hep çok beraber. teşekkür çok ederiz çok... herkese. Evet. İyi evet. akşamlar diliyoruz. İyi pazarlar i̇yi diliyoruz. Pazarlar. Efendim önümüzdeki hafta pazar yine saat 20'de Lider Haber ekranlarında sizlerle olmak dileğiyle esenlikler.